Eser İslam'ın Nuru. Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve başkalarına ulaşmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda selamlaşmanın önemini arz etmek istiyorum. Selam, barış, rahatlık, esenlik, Müslümanların birbiriyle karşılaştıkları zaman karşılıklı olarak sağlık ve esenlik dileklerini sunmaları, yani birinin diğerine selamun aleyküm, selam sizin üzerinize olsun, Allah her türlü kazadan ve beladan korusun demesi, diğerinin ise ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizin de üzerinize olsun şeklinde cevap vermesi anlamına gelen bir İslam ahlakı terimidir. Müslümanlar arasında bir dostluk, iyi niyet işareti olarak selamı vermek sünnet, almak ise farzdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler yetişince öndekilere, İki grup karşılaştığı zaman az olanlar, çok olanlara önce selam verirler buyuruyor Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Gruplar arası selamlaşmada ise grubun birinden bir kişinin selam vermesi, diğer gruptan da bir kişinin alması yeterlidir. Şayet gruptan hiç kimse selam almazsa o grupta bulunan herkes günahkar olur. İslam adabına göre bir gruptan ayrılırken ayrılan kişi tarafından da selam verilmesi gerekmektedir. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerifte. Bir kimseden selam getiren birisine aleyhi ve aleykesselam şeklinde cevap verilir. Bir mektuba yazılmış bir selam için ise ve aleykesselam denilir. Yahut cevabi mektupta bu ifade yazılır. Selam verirken veya alırken eğilmek doğru değildir. Selam verildiği takdirde alamayacak durumda olanlara ise selam vermek doğru değildir. Mesela namaz kılanlara, Kur'an-ı Kerim okuyanlara, hutbe dinleyenlere, ilimle meşgul olanlara, yemek yiyenlere selam verilmez. Dolayısıyla bu durumdayken verilen selamı almamanın bir sorumluluğu yoktur. Aynı şekilde Müslüman olmayanlara selam verilmez. Ehli kitaptan birisi selam verdiği takdirde ise yalnızca ve aleyküm denilir. İslam toplumu içinde selamı yaymak hem Allah'ın bir emri ve hem de Hazreti Peygamberimiz sünnetidir. Nur suresinin 27. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey inananlar, evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. Yine Nisa suresinin 86. ayetinde size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla karşılık verin. Bu ayetlerden de selamı yaymanın önemli bir sünnet olduğu, önemli bir emir olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerinde selamın önemi ve yaygınlaştırılmasının gereği üzerinde durmuştur. Bir sahabi, sevgili Peygamberimize İslam'ın hangi işi daha hayırlıdır diye sorduğunda Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır. Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyurmuşlardır. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki Allah katında insanların en iyisi önce selam verendir. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız buyurmuşlardır. Değerli dinleyicilerim, gerek ayetlerde gerekse hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre selamı yaymak, İnsanlar arasındaki dostluğu, sevgiyi, barışı yaygınlaştırma anlamına gelmektedir. Müslümanların kalplerinin birbirlerine ısındırılması bakımından son derece önemlidir. O halde İslam toplumunda dost ve ahbaplarla, arkadaşlarla, tanıdık tanımadık kısaca bütün Müslümanlarla sevgi, saygı ve samimiyet duygularının geliştirilebilmesi için karşılıklı olarak selam verip almak gerekmektedir. Selam yalnızca dışarıda, sokakta, iş yerinde, iş yerlerinde verilip alınmaz. Evde de selam verilip alınmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu konuda da yanında büyüttüğü Hazreti Enes'e şöyle buyurmuşlardır. Oğlum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerifte. O halde değerli dostlar, kendi evimize geldiğimizde kendimize ve evdekilere selam vermemiz gerekiyor. Akşam yatıp sabahleyin kalkıldığında da evde bulunan herkese karşılıklı selam verip almak gerekmektedir. Böyle davranmakla karşılıklı olarak Müslümanların birbirlerine sağlık, huzur, barış, esenlik dilemesi gerçekleşmiş olur. Bir aile ve toplum fertlerinin birbirlerine bundan daha iyi dilekte bulunmaları düşünülemez. Değerli dostlar, iki Müslüman karşılaştığı zaman birbirlerine selam verip el ile müsafaha ederler. Müsafaha ederken günahları dökülür. 8 sınıfa selam vermek haramdır, günahtır. Birincisi, yabancı kızlara, genç kızlara selam verilmez. İkincisi, lüzumsuz oyunlar oynayanlara selam verilmez. Üçüncüsü, kumar oynayanlara selam verilmez. Dördüncüsü, içki içenlere selam verilmez. Beşincisi, gıybet edenlere selam verilmez. Altıncısı, aşikare günah işleyenlere selam verilmez. Yedincisi, genç kadınlara selam verilmez. Sekizincisi, alenen günah işleyen kişiye selam verilmez. Değerli dinleyicilerim, şu kimselere de selam verilmez. Namazda olana selam verilmez. Hatip efendiye hutbe okurken selam verilmez. Kur'an okuyana selam verilmez. Zikir ve vaaz verene selam verilmez. Hadis-i şerif okuyana selam verilmez. İlimle uğraşana selam verilmez. Mahkemede hakime selam verilmez. Ders müzakere edenlere selam verilmez. Müezzine ezan okurken selam verilmez. Müezzin kâmet okurken selam verilmez. Ders veren alime, hocaya selam verilmez. Zevcesiyle meşgul olana selam verilmez. Avret yeri açık olana selam verilmez. Abdest bozmakta olana selam verilmez. Yemek yemekte olana selam verilmez. Değerli dinleyicilerim, mahrem olmayan yaşlı kadınlara selam verilir. Günah işleyenler tövbe ederse selam verilir. Günah işlerken mani olmak niyetiyle selam verilebilir. Selam verene ve 3'e kadar aksırıp da elhamdülillah diyene hemen cevap vermek farz-ı kifayedir. İşitenlerin cevabı geciktirmeler haramdır. Selamun aleyküm demek, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin demektir. Hadis-i şerifte tanıdığınız tanımadığınız Müslümanlara selam veriniz buyurdu Efendimiz. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz, akrabalarınızın haklarını gözetiniz, gece herkes yatarken namaz kılınız, bunları yaparak selametle cennete giriniz. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor, Müslümanın Müslüman üstünde 5 hakkı vardır. Selama cevap vermek, hastayı yoklamak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek, aksırıp elhamdülillah diyene yarhamekallah diyerek cevap vermek buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurdu, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi göstereyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırınız buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Esselamu Aleyküm, Allah'ın selamı üzerine olsun dedi. Peygamber de ona 10 buyurdu. Bir başka adam daha geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi, Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun dedi. Bunun üzerine Resulullah 20 dedi. Bir başka adam daha geldi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da 30 buyurdu. Yani değişik şekillerde selam verenler değişik miktarlarda sevap kazandılar. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayete göre Allah Resulü şöyle demiştir. Selam konuşmadan öncedir. Bir kimseyi selam vermeden önce yemeğe davet etmeyin buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 hakkından biri de selam vermektir. Bir başka hadis-i şerifte bir yere girerken oradakilere selam vermek borç olduğu gibi çıkarken de selam vermek borçtur. Bir kimse ayrılırken selam verirse onların hayırlı işlerine ortak olur. İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. Selamı yayar, açları doyurur, sıla-i rahimde bulunur. Gece herkes uyurken namaz kılarsınız. Selametle cennete girersiniz. Genelde iki kişiden Allah indinde derecesi yüksek olan önce selam verir. Yemin ederim ki imanı olmayan cennete girmez, birbirinizi sevmedikçe imana kavuşamazsınız, birbirinizi sevmek için çok selamlaşınız buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerinde. Yine Allah Resulü mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek aradaki sevgiyi pekiştirir buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte tatlı dilli olmak, selamlaşmak ve yemek yedirmek cennete götürür. Bir başka hadislerinde ise tanıdığından başkasına selam vermemek kıyamet alametidir. Değerli dinleyicilerim, selam o kadar hayırlı, o kadar güzel bir şeydir ki sevgili Peygamberimiz önemine binaen çocuklara dahi selam verirlerdi. Selam yayılırsa bereket, dostluk ve kardeşlik oluşur. Bir de şu var ki selamın mana ve önemini kavramış bazı din kardeşlerimiz sadece tanıdıklarına selam vermektedir çoğunlukla. Halbuki Müslüman tanıdığı olsun olmasın karşılaştığı din kardeşlerine selam vermelidir. Rabbim aramızda selamı yayan, kardeşlik bağlarını pekiştiren, insanlarla diyaloğunu güzel bir şekilde sürdüren, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket eden, geçim ehli olan insanlardan olmamızı, sofralarımızı dostlarımıza, sevdiklerimize, din kardeşlerimize açmamızı, onlarla güzel ilişkiler kurup dünyamızı da ahiretimizi de cennet haline getirmemizi Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.